arkadaşlar. Bu haftaki denememize bakacak olursak sorularımıza. Birinci sorumuz arkadaşlar ne demiş? Zeynep şekilde demiş 20 santimlik şerit kağıdı. Önce ortadan katlıyor, sonra katlanmış durumdayken ortadan kesiyor. Oluşan parçalardan kısa olanları kırmızıya, uzun olanları yeşile boyuyormuş. Elde ettiği bu şekilde parçalarla süslemeler yapmak için ilk olarak yeşillerin kenarlarına kırmızı sonra kırmızıların kenarlarına yeşil eklemiş. Şöyle bakalım arkadaşlar. 20 santimlik dediğine göre o zaman ben bunu iki eş parçaya bölersem şurası arkadaşlar bizim 10. Aynı zamanda burası arkadaşlar bizim neye eşittir? 10'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Peki ondan sonra ne yapmış? Bu 10 parçayı ne yapmış? Tekrar 5 5 diye ayırmış arkadaşlar. Yani buralar bizim kaç olacak? 5'er santim şeklinde söyleyebiliriz. Peki ondan sonra ne yapmış arkadaşlar? Ondan sonra şunu söyleyebiliriz. 5 5 ayırdıktan sonra bunları ne yapmış? Kesmiş bu şekilde. Kestiği zaman arkadaşlar bilin ki şuradaki parçalarımızın her biri arkadaşlar bizim kaçar santim? 5'er santim. Demek ki buradaki uzunluğumuzda kaç santim olacak? 10 santim olacak. O zaman yeşille ayırmış olduğu bu bölgelerden şurası 5, burası 10, burası 5 ise burası 5, burası 10, burası 5. Dikkat çek olursan şuranın uzunluğu bizim kaç yapar? 20 santim yapar. Sonra kırmızıların kenarlarına yeşil eklediğine göre demek ki burası arkadaşlar bizim 10. Burası da 10 olduğundan dolayı burası 5. Buranın tamamı da arkadaşlar bizim kaç yapar? 25 yapar. Bizden istenen ne? Şekil 1 ve şekil 2'de hazırladığı şeritleri aynı olanları birbirine ekleyerek eşit uzunluktaki iki yeni yeri süsleyecektir. Buna göre bu yerlerin uzunluğu en az kaç santimdir? O zaman bizden istenen nedir arkadaşlar? Bizden istenen şudur. 20 ile 25'in ekoklarının alınması isteniyor. O zaman ben 20 ile 25'in ekoklarını alacak olursam arkadaşlar burası bizim kaç yapar? 100 yapar. Çünkü 5 çarpımda 4 çarpımda burası 5 çarpımda 4'tür. Burası 5 çarpımda 5'tir. O zaman 5 çarpımda 4 çarpımda 5'ten kaç yapar arkadaşlar? Bizim 100 yapar. Demek ki bu yerlerin uzunluğu en az kaç santim olabilir arkadaşlar? 100 santim şeklinde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Ayşe öğretmen dersinde herhangi bir sayıya asal sayı çarpanlarının üstü ifadelerini çarpım şeklinde yazmayı anlatmıştır diyor. Örnek vermiş arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırmış. Sonraki derste bu konuyla ilgili A ve B grubu olarak ayırdığı öğrenciler arasında bir yarışma yapmıştır. Yarışmanın kuralları şöyleymiş. Her grup sırayla bir kutuda üzerinde sayılar yazılı olan kartlardan seçecek. Kartta yazan sayıyı asal çarpanların üstü ifadelerini çarpım şeklinde yazacak. Eğer çözümleri doğru ise grup yazdığı ifadedeki üstlerin toplamı kadar puan alacaktır. A grubu sırayla ne yapmış arkadaşlar? 72, 42 ve 98 sayılarını, B grubu ise 64, 27 ve ilk sayılarını çekmiştir. Yarışma berabere sonuçlandığına göre B grubunun 3. sayısı olan X aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. O zaman biz buradan ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikli olarak 72 asal çarpanlarını arayacağız. Burası bizim neye eşittir arkadaşlar? 2'nin 3. kuvveti çarpımında 3'ün karesidir. Buradan alacakları puan ne kadardır diye baktığınız zaman arkadaşlar ne diyordu bize? Eğer çözümleri doğru ise grup yazdığı ifadedeki üstlerin toplamı kadar puan alacaktır. Üstlerin toplamı kadar puan alacağına göre o zaman şuradan alacakları puan ne kadardır arkadaşlar? 5 puandır. A grubu için düşünüyoruz. A grubunda 42'ye bakalım. 42 arkadaşlar baktığınız zaman 2 çarpımda 3 çarpımda bizim kaçtır? 7'dir. Yani bunların üstleri kaçtır? Hep 1'dir. 1 olduğundan dolayı arkadaşlar bunun üstleri toplamı kaçtır? 3'tür. 98'e bakalım. 98'e baktığınız zaman arkadaşlar üstlerimiz 7'nin karesi çarpımda 2'nin birinci kuvvetidir. Üstleri topladığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? Yine 3 yapar. Dikkat çek olursanız arkadaşlar burada toplamlarımız kaç yapıyor arkadaşlar? A grubunun toplamı toplamda alacakları puan arkadaşlar bizim 11 puanmış. A grubu için baktığımız zaman. B grubuna bakalım. B grubunda 64 demiş. 64'ü ben asal çarpanlarına ayıracak olursam arkadaşlar bizim neye eşittir? 2 üzeri 6'ya eşittir. Demek ki buradan ne kadar puan alacaktır arkadaşlar? 6 puan alacaktır. Peki diğer sayımız kaçmış? 27'ymiş. 27 arkadaşlar bizim kaçın? 3'ün 3. kuvvetidir. 3'ün 3. kuvveti olduğundan dolayı buradan ne kadar puan alacaktır? 3 puan alacaktır. O zaman ben bu ikisini toplayacak olursam 6 ile 3'ü toplarsam kaç yaptı? 9 puan yaptı B grubu için. Şimdi soruda diyor ki B grubunun 3. sayısı olan x aşağıdakilerden hangisidir? Berabere kalabilmeleri için demek ki 9'dan 11'i yani 11'den 9'u çıkarttığımız zaman arkadaşlar bizim kaç kalıyor? 3 kalıyor. O zaman buna göre üstlerinin toplamı ne olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. Sayılara bakıyorum arkadaşlar. Sayılara 12. 12 değeri verilmiş. 12'nin değeri arkadaşlar bizim neye eşittir? Buradan baktığınız zaman 12'nin
Evet, sayılara bakacak olursanız arkadaşlar 12'nin değerine baktığımız zaman, çünkü aradaki farkımız arkadaşlar bizim kaçtır? 2'dir. 2 olacağından dolayı o zaman biz buna göre ne yapmamız lazım arkadaşlar? 2 üstleri toplamı 2 olacak şekilde düşünmemiz lazım. 3 değil 2. O yüzden 12'ye baktığımız zaman arkadaşlar 12 2'nin karesi çarpımında bizim kaçtır? 3'ün birinci kuvvetidir. Üstleri topladığım zaman 3 yapar. Demek ki bu olamaz. 24 6 kere 4 24, yani 2'nin üçüncü kuvveti çarpımında arkadaşlar kaç diyebiliriz? Biz buradan 3 diyebiliriz. 3'ün birinci kuvveti. Üstleri toplam arkadaşlar kaç yapar? 4 yapar. Bu da olmaz. 38'e baktığınız zaman arkadaşlar 2 çarpımında kaçtır? Bizim 19'dur. Bunların üstleri kaçtır? 1'dir. Gerçekten de üstleri toplam arkadaşlar bizim 2 yapar mı? Yapar. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz, bir çocuk 76 tane fındığı belirli sayıdaki arkadaşlarına eşit miktarda dağıtacaktır demiş. Bu dağıtım aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi baktığınız zaman demek ki çarpımları ne olması lazım arkadaşlar? 76'ya eşit olması lazım. A şıkkına bakacak olursak arkadaşlar bizim nedir? 3 çarpımda 3 kişiye 23'er tane fındık dağıtmış. O zaman 3 çarpımda 23'ten kaç yapar arkadaşlar? Bizim 69 tane fındığımız yapar. Demek ki hangisi olamaz diyor. Çünkü bizden istenen 79'du. 76'ydı, özür. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Adana şeklinde söyleyebiliriz. Diğerlerine bakalım. Mesela ne diyecek? 2 kişiye 38 tane. 2 çarpımda 38 arkadaşlar bizim kaç yapar? 76 yapar. 19 kişiye 4'er tane. O zaman 19 çarpımda 4'ten arkadaşlar bizim kaç yapar? 76 yapar. 38 kişiye 2'şer tane. O zaman 38 çarpımda arkadaşlar 2'den. O da kaç yapar? Bizim 76 tane şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Cevabımız o zaman bizim kaça eşitmiş arkadaşlar? Adana'ya eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz, Alperen 42, Meryem 48 tane bilyeye sahiptir diyor. Herkes kendi bilyelerini diğerlerinin bilyeleriyle karıştırmadan ve ellerinde hiç bilye kalmayacak şekilde eşit sayılarda gruplayacaktır diyor. Demek ki biz buradan arkadaşlar neyi bulmamız lazım arkadaşlar? EBOB'larını bulmamız lazım. Çünkü verilenler büyük, istenen nedir arkadaşlar? Bizim küçük. O yüzden neyi bulmamız lazım arkadaşlar? EBOB'ları bulacağız. Şimdi EBOB'larına bakacak olursak arkadaşlar ne yapabiliriz? Şunu söyleyebiliriz. 42 ve 48. O zaman ikisinin EBOB'larını bulacak olursak. Şöyle yapalım. 42 ve 48. Her ikisinde ortak çarpan olarak burası 6 çarpımda 7'dir. Burası 6 çarpımda kaçtır arkadaşlar? 8'dir. Demek ki EBOB'larımız kaça eşittir arkadaşlar? 6'ya eşittir. Bizden istenen şuydu arkadaşlar. Gruplarda en fazla sayıda bilye olacak şekilde bilyeleri gruplandıklarına göre Meryem'in kaç grup bilyesi vardır? Meryem'in kaç tane? 48 tane bilyesi vardı. O zaman 48'i ne yapacağım arkadaşlar? 6'ya böleceğim. 6'ya böldüğüm zaman demek ki cevabımız kaç çıkacak arkadaşlar? 8 şeklinde söyleyebileceğiz. Yani cevabımız nedir? Bolu şeklinde söyleyebiliriz. 5'in sorumuz, iki sayının ortak böleni sadece 1 ise bu sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Yani ortak bölenleri sadece 1. Aşağıda verilen ikili algoritma sayılarından hangileri aralarında asaldır? Demek ki her ikisini de bölen bir sayı olmaması gerekiyor. B şıkkına bakacak olursanız arkadaşlar bakın ne yapmış? K sayısı B'yi bölmüş ama A'yı bölmemiş. L sayısı arkadaşlar A'yı bölmüş ama C'yi bölmemiş. O zaman ne yapmış arkadaşlar? Buradan D sayısı D'yi bölmüş ama C'yi bölmemiş. C sayısı C'yi bölmüş, başka bir şeyi bölmemiş. Yani baktığınız zaman arkadaşlar bölümler hepsini atmış. Ya sadece bunu bölmüş ya sadece arkadaşlar bunu bölmüş. Öyle değil mi? O yüzden buna baktığınız zaman arkadaşlar cevabımız ne diyebiliriz? Ortak çarpanları, iki sayının ortak böleni sadece birisi aralarında asal. Demek ki A ve B aralarında asal iki tane sayı diyebiliriz. O zaman cevabımız ne eşittir arkadaşlar? Bolu'yu eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Bu sorumuzda da arkadaşlar 6. sorumuzda A ve B pozitif tam sayı ve C negatif bir tam sayı olmak üzere A, B, C'nin alabileceği en büyük değer nedir diye sormuş. A, B, C'nin alabileceği en büyük değer için C'ye demek ki arkadaşlar burada negatif olarak arkadaşlar en büyük değeri vermemiz lazım. Yani kaç değeri verebiliriz? Eksi bir değeri verebiliriz. Buraya baktığınız zaman burası 3, burada da 3 olduğundan dolayı burası 10 üzeri 6'dır. Demek ki A'mızın değeri arkadaşlar baktığınız zaman kaç olabilir? Demek ki bunların toplamları bu şekilde 10 üzeri 6'dan küçük olacağına göre A'ya ben 5 diyebilirim. B'ye de arkadaşlar mesela 4 diyebilirim. O zaman C'mize kaçtı bizim? Eksi 1. Bizden istenen A, B, C'nin toplamı en büyük değeri kaçtır demiş. 5 artı 4 A eksi 1 şeklinde söyleyecek olursak cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? Bizim 8 şeklinde söyleyebiliriz. Bakıyorum şıklarımıza var mı? Cevap Denizli şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. 7. soru, Türkiye çapında düzenlenen akıl oyunları müsabakasına diyor 81 ilden dereceye giren ilk 3 kişi katılacaktır. O zaman toplamda katılacak kişi sayısı arkadaşlar 81 çarpımında kaçtır arkadaşlar? 3 kişidir.
Bu müsabaka süresince diyor 3 gün konaklayacak olan her öğrencinin günlük konaklama masrafı 100 TL'dir. Demek ki bunlar 3 gün konaklayacaklar ve günlük konaklama masrafı da arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? 100 TL'ye eşitmiş şeklinde söyleyebiliriz. Buna göre bu müsabakanın toplam konaklama ücreti kaç TL'dir diye soruyor. Ben bunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. 81'i 300'ün 4. kuvveti şeklinde yazarım. Çarpımda 3'ün. Burası çarptığım zaman 3'ün karesi şeklinde yapar. 100'ü de arkadaşlar ben 2 çarpımda 5'in arkadaşlar karesi şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Çünkü onun karesi olarak düşünebilirim. Burası ne yapar arkadaşlar? İkisi tabanlarımız eşit olduğundan dolayı üstleri toplayacağımızdan dolayı burası 3 üzeri kaç yapar arkadaşlar? 6 çarpımında. Burası da arkadaşlar 2'nin karesi çarpımında 5'in karesi şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bakıyorum şıklarımıza böyle bir şey var mı? Bakıyorum arkadaşlar cevap Adana şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet 8. sorumuz. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen olan dikdörtgen şeklindeki bir evin planı verilmiş. Bölümlerin üzerinde yazan sayılar bulundukları dikdörtgenlerin alanları verilmiş. Bu dikdörtgenin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı ve kırmızıyla boyalı koridorun genişliği kaçmış? 2 metreymiş. O zaman biz bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Burası 2 ise şuranın tamamı arkadaşlar bizim kaç yapar? 12 yapar. Peki bundan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Diyor ki evin ışıklandırmasını yapan firma evin duvarı boyunca 2 sıra led şerit döşeyecektir. Buna göre kaç metre led şeride ihtiyaç vardır diye sormuş arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar baktığınız zaman. Şimdi çarpanlara bakalım. Hem 21 hem 28. Her ikisini bölebilen hangi sayımız var? 7 var. O zaman ben buraya 7 diyecek olsam burası kaç olacak arkadaşlar? 4. O zaman burası 7 ise arkadaşlar burası kaç olacak? 3. O şekilde düşünelim. Bundan sonra ne yapabiliriz? Hem 10 hem de 35'e bölünebilen ne var? 5 var. O zaman ben buraya 5 diyecek olursam arkadaşlar burası baktığınız zaman şurası bizim 2 yapar arkadaşlar. Burası da bizim kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar. Buradan biz ne bulduk aslında? Şunu bulduk arkadaşlar. Değil mi? Şimdi şurasının tamamı zaten arkadaşlar bizim kaçtı? 12 idi. Peki burasının tamamı arkadaşlar burası 7 ise burası da 7 olduğundan dolayı şuranın tamamı kaç yapar arkadaşlar? 7 7 14 yapar. Yani bu dikdörtgenin bu evin bu dikdörtgenin bir kenarı arkadaşlar kısa kenarı 10 daha doğrusu uzun kenarı 14 diğer kenar arkadaşlar bizim kaçtır 12 şeklinde söyleyebiliriz. Çevresine baktığınız zaman kaç eşittir arkadaşlar? 14 ile neyi çarpacağız arkadaşlar? 14 artı 12'yi topladığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 26. 26'yı 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar çevresini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Benden istenen şudur arkadaşlar. Diyor ki 2 sıra led şerit döşenecektir diyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. 26 çarpımda 2 çarpımda 2 diyeceğimiz zaman yani 4 dediğimiz zaman arkadaşlar burası bizim kaça eşittir? 104'e eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Yani cevabımız ne eşittir arkadaşlar? Ceyhan eşittir şeklinde söyleyebiliriz. 9. sorumuz Veysel amca demiş A ve B marka pirinçlerini hiç artmayacak ve karışmayacak şekilde poşetleyerek raflara dizecektir. Poşetler 12 kilogramlıkmış arkadaşlar. Demek ki bunların EBOB'ları aslında kaça eşitmiş arkadaşlar? 12 kilograma eşitmiş. 12 kilogram. Demek ki bunların her birinin içerisinde aslında bir 12 kilogram var. A markasının ve B markasının ağırlığına oranı 5 bölü 8'miş. Yani demek ki burası 5 katsa arkadaşlar o zaman burası kaçmış? 8 katmış. 8 kat. Veysel amcanın toplamda en az kaç kilogram pirinci vardır diyor. Bir kere ben biliyorum ki her birinin içerisinde mutlaka 12 kilogramlık var. O zaman 5 ve 8 katı ben ne yaparsam toplarsam 5 artı 8'den kaç yapar arkadaşlar? Bizim 13 kat yapar. Her birinin içerisinde 12 kilogram olacağından dolayı çünkü 12 kilograma bölünebileceklerinden dolayı o zaman 13 çarpımda arkadaşlar ben 12 diyecek olursam burada toplamda Veysel amcanın kaç kilogramlık pirinç olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Çarptığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 156 yapar. Bakıyorum şıklarımızda 156 var mı? Var. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim Denizli şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet bu sorumuz da arkadaşlar ürkütücü gibi görünen bir soru. Ama yani çok ürkütücü olmayan bir soru. Zehra diyor farklı çeşit bardakları aynı olanlar yan yana olacak ve aralarında boşluk olmayacak şekilde rafa diziyor. Dizme işlemi bittikten sonra raflardaki boşlukların her ikisinde de 15 santim olduğunu görüyor. Buna göre bu bardakların çapları arasındaki çapları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Toplamda baktığınız zaman 50 santim. Ben buradan arkadaşlar 15'er santim çıkarttığım zaman o zaman 50'den ne yapıyorum arkadaşlar? 15'i çıkartıyorum. Kaç yapar arkadaşlar? Bizim 35 santim kalır.
Yani demek ki şu bardaklara dizmiş olduğum mesafe aslında bizim neye eşitmiş arkadaşlar? 35 santime eşittir diyebiliriz. O zaman bardakların çapları ne olması lazım? Ekokları arkadaşlar, ekokları ne olması lazım? 35 santim olması lazım. Ekokları 35 santim olan hangisi var? 35'in çarpanları 7 ve 5. Yani aralarında asal olabilirler arkadaşlar bunlar. O zaman buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? 5 ve 7 olan hangisi var? Ceyhan var. O zaman cevabımız ne diyebiliriz arkadaşlar? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bu sorumuzda arkadaşlar Mehmet Bey kablosuz internetinin şifresini soran oğluna küçük harflerle benim ismimi yazdıktan sonra tüm aile bireylerinin boylarının kareköklerinin en yakın olduğu tam sayıları büyükten küçüğe sırayla yaz demiştir. Aile bireyleri arkadaşlar kök yani 172, 184, 165 ve 115 santim boylarında olduğuna göre şifre nedir diye sormuş. Bakıyorum hepsinde zaten Mehmet var. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kök içerisinde 172'ye bakacağız. Kök içerisinde 172 benim hangi iki tam sayı arasında baktığınız zaman arkadaşlar 169'la yani kök içerisinde 169'la kök içerisinde bizim kaçtır arkadaşlar? 196 arasındadır. Peki hangisine daha yakındır? 169'a daha yakındır. Yani 172'ye ben ne diyebilirim arkadaşlar? 13 şeklinde söyleyebilirim. Peki 184'e bakalım. Kök 184 arkadaşlar bizim nedir? 196'ya daha yakın. Yani aslında 14'e daha yakın. O zaman ben buraya 14 şeklinde söyleyebilirim. 165'e bakalım arkadaşlar. 165 benim arkadaşlar 169'a daha yakın olacak. Doğru mudur? 169'a daha yakın olduğundan dolayı o zaman burası bizim nedir arkadaşlar? 13'tür. 115'e baktığımız zaman arkadaşlar bizim 115 kaçla kaç arasında? 121 ile arkadaşlar 144 arasında olacak. O zaman baktığınız zaman kök içerisinde 115. Benim hangisine daha yakındır? 11'e daha yakındır. O zaman ben buradan ne diyebilirim? 11'e daha yakındır derim. Demek ki 2 tane 13'üm olacakmış, 1 tane 14'üm olacakmış, 1 tane de 11'im olacakmış. Bakıyorum arkadaşlar şıklarımıza hangisinde var bu cevabımız? 2 tane 14'ümüz olacak. 2 tane 13'ümüz olacak, özür. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim nedir? Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet, 12. sorumuz arkadaşlar yine aynı şekilde virgül kaydırmaca ile alakalı bir soru, üstlü sayılarla alakalı. Tahtaya diyor yukarıdaki sayıyı yazan bir öğretmen öğrencilerinden bu sayıyı onun farklı kuvvetlerini kullanarak yazmalarını istemiştir diyor. Şimdi 26 çarpı 10 üzeri 5'te ben biliyorum ki arkadaşlar virgülü sağa doğru bu şekilde kaydıracak olursam o zaman ne yapacak arkadaşlar? Üstüm benim artacak. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 2,6 çarpı 10 üzeri kaç yaptı arkadaşlar? -4'ten arttı. -5'ten -4'e arttı. Demek ki bu nedir arkadaşlar? Bizim doğrudur. Veriye bakalım arkadaşlar. Yine ne yapmış arkadaşlar? Buradan 2 virgül kaydırmış. Yani 1, 2. 2 tane kaydırdığı zaman arkadaşlar burası 10 üzeri -3 olmuş. Bu da doğrudur. Burada arkadaşlar o zaman şimdi sağa doğru gittiğim zaman üstümüzün ne olması lazım? Azalması lazım. O zaman buradan kaç tane virgül, kaç birim gitmiş? 1, 2, 3 değil mi? 1, 1, 2, 3. 3 birim gitmiş. 3 birim gittiğine göre demek ki -5'e -3 daha ekleyeceğiz. -8 yapacak. Demek ki bu da doğrudur. Burada ne yapmış peki? 0,026 demiş. Arkadaşlar baktığınız zaman demek ki burası ne olması lazımdı? Normalde -10 üzeri -2 olması gerekirken ama 10 üzeri -8 demiş. Demek ki arkadaşlar bu nedir? Yanlış yapmış Nisa. O zaman kim yanlış cevap vermiştir? Cevabımız arkadaşlar bizim Nisa şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet, bu soruda bakteri sorusu arkadaşlar. 1 saatte demiş 2 katına çıkmaktadır demiş bakteri. Üstü sayılarla alakalı. Tablodaki değerlere göre başlangıçtan 5 saat sonra bu kültürdeki bakteri sayısının bilimsel gösterimi nedir? Demek ki arkadaşlar 5 saat sonrasını istiyor. Şimdi 1 saat sonra bunun 2 katını almış. 2. saat sonra tekrar bir daha 2 katını almış. 3. saat sonra tekrar 2 katını almış. 4. saatte tekrar 2 katını almış. 5. saatte tekrar 2 katını almış. O zaman biz ne yapabiliriz arkadaşlar? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. Yani 2,37 çarpımında 10 üzeri arkadaşlar biz 7'yi 32 ile çarpacak olursak arkadaşlar bu işlemi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. O zaman 2,37'ye ne yapıyorum arkadaşlar? 32 ile çarpıyorum. 32 ile çarparsam arkadaşlar bizim kaç yapar? Burası baktığınız zaman arkadaşlar 75,84 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar. Ama bizden ne istiyor? Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim olabilmesi için ne olması lazım? Şu tam kısmının arkadaşlar bizim 1 ile 10 aralığında olması lazım. 1'e eşit olabilir ama 10'a eşit olamayacaktı. Bakıyorum 7,10
584'e çevirmem lazım. O zaman sola doğru kaydıracağım. Sola doğru kaydıracak olursam 7,584 çarpımda arkadaşlar. Burası kaç yapar? 10 üzeri 8 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Bizim Bolu şeklinde sonucumuzu söyleyebiliriz. Evet, bu soruda 14. sorumuza baktığınız zaman bir kenarının uzunluğu demiş 8 üzeri 10 santim olan bir metal levhanın 8 üzeri 10 santim uzunluğundaki kenarlarının. Şimdi arkadaşlar biz bunları ilk önce ne yapalım? İki tabanına çevirelim. Çünkü neden? Sonuçlarımızda, cevap anahtarımızda hep ne var? İkiler var. O zaman ikiler olduğuna göre o zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? 8 üzeri 10'u şuraya yazacak olursam daha rahat olur. 8 üzeri 10'u baktığınız zaman arkadaşlar ne yapabiliriz? Şöyle yazabiliriz. 8 üzeri arkadaşlar 10'u ben şu şekilde yazabilir miyim? 2'nin 3. kuvvetinin arkadaşlar 10. kuvveti. Bu ifademiz arkadaşlar 2'nin kaçıncı kuvvetine eşittir? 30. kuvvetine eşittir. Şimdi buranın tamamı arkadaşlar bizim 2 üzeri 30'a eşit olduğuna göre bunun yarı kısmı demek ki 2 üzeri 30 bölü arkadaşlar kaç olacak? 2 olacak. Bu da bizim arkadaşlar neye eşittir? 2 üzeri 29'a eşittir. Aman ha şöyle bir hataya düşmeyin. 2 üzeri arkadaşlar 15'i diye söylemeyin. Aklınızda bulunsun. Çünkü bazı arkadaşlarınız büyük ihtimalle öyle yapmış olabilirler. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra arkadaşlar 2 üzeri 29'u bulduktan sonra. Sonra ne yapmış? Tekrar arkadaşlar şurada bunu iki eş parçaya bölmüş. O zaman şuranın tamamı arkadaşlar bizim kaçtı? 2 üzeri 29'du. 2 üzeri 29'u kaça böleceğiz arkadaşlar? Tekrar 2'ye böleceğiz. O zaman şuradaki bir kenarımız dikkat edecek olursanız arkadaşlar bizim ne yapacak? Tabanlarımız eşit olduğundan dolayı üstleri çıkartacağımızdan dolayı 2 üzeri kaç yapacak arkadaşlar? 28 yapacak. Şimdi gelelim arkadaşlar şuraya. Demek ki şuradaki bir kenarımız, görmüş olduğunuz gibi şu kenarımız bizim neye eşitmiş arkadaşlar? 2 üzeri 28'e eşitmiş. Bizden istenen ne? Elde edilen bu prizmanın boşluk olan yüzeylerinin birisini kapatacak olan metal levhanın alanı kaçtır? Yani aslında şuradaki şurayı kapatacak olan arkadaşlar şu karenin alanını istiyor. Burası 2 üzeri 28. Burası da 2 üzeri 28 olduğuna göre. O zaman buranın alanı arkadaşlar bizim 2 üzeri 28'in kaçıncı kuvveti? Karesi şeklinde değil midir? O zaman ben bunun karesini alacak olursam arkadaşlar bizim kaça eşittir? Üstün üstü olduğundan dolayı üstleri ne yaparız arkadaşlar? Biz burada çarparız. 28 ile 2'yi çarptığınız zaman kaç yapar? 250-56 şeklinde söyleyebiliriz. Bakıyorum şıklarımıza böyle bir şey var mı? Evet, cevap Denizli şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Sonucu söyleyebiliriz. 15. sorumuz dünyanın kayıtlara geçen en ağır pastası 1 ton ağırlığındadır diyor arkadaşlar. 1 ton demek ne demek arkadaşlar? 1000 kilogram şeklinde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu pastadan daha ağır bir pasta yapmak isteyen biri 5 üzeri 4 kilogram kek dilimlerinin arasına 3 üzeri 5 kilogram krema kullanarak pastanın içini hazırlamıştır. Peki ne kadar toplamda kilogram olarak baktığımız zaman tutuyor? 5 üzeri 4 arkadaşlar bizim kaça eşittir? 625'e eşittir. Peki 3 üzeri 5 kaça eşittir arkadaşlar? Bizim o da 243'e eşittir. Peki bizden istenen neydi? 625 ile arkadaşlar 243'ü ne yapacağız o zaman? Biz toplayacağız. Toplayalım arkadaşlar. Burası kaç yapar? 8. Burası kaç yapar arkadaşlar? 6. Burası kaç yapar arkadaşlar? Bizim 8. 868 kilogram yapar. Şimdi bizden istenen ne? Bizden istenen şu. Pastayı kaplamada kaç kilogram krem şanti kullanılırsa bu rekor kırılabilir demiş. Demek ki 1000'in yukarısına çıkartılması gerekiyor. O zaman 1000'in yukarısına çıkartılacak olursa arkadaşlar biz hangisini bulabiliriz? 2 üzeri 7 demiş arkadaşlar. 2 üzeri 7 128'e eşitti. 3 üzeri 4 demiş arkadaşlar 81. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar burada biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi 81'i toplarsam zaten 1000'e gelmez. 128 toplarsam yine 1000'e gelmez. 4'ün 4. kuvveti demiş arkadaşlar. 4'ün 4. kuvveti kaça eşittir? 256'ya eşittir. 256'ya ise belki bir ihtimal olabilir. Bir toplayalım arkadaşlar 256'yı. 256'yı topladığımız zaman arkadaşlar burada bizim kaç yapıyor? 1124 kilogram şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman cevabımız arkadaşlar 1000 kilogramı geçtiğinden dolayı yeni bir dünya rekoru kırılmış oluyor. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bu sorumuza bakacak olursak arkadaşlar 16. sorumuz üstü sayılarla alakalı bir soru. Meryem ve Ela isimli iki arkadaş bir taraflarında yukarıdaki üssü ifadelerin yazdığı eşleştirme kartlarıyla bir oyun oynayacaklardır. İlk olarak kartları ters çevirerek dizecekler. Sonra sırasıyla iki kart seçeceklerdir. Seçilen iki kartın üzerinde yazan üssü ifadelerin sonuçları eşit ise kartları seçen kişi bu kartları kazanacaktır. Fakat bu kartlardan ikisinin eşi yoktur diye söylemiş. Buna göre Meryem ve Ela eşleri olmadığı için hangi iki kartı oyuna dahil edemeyeceklerdir diye ne yapıyor arkadaşlar? Bize soruyor. Burada dikkat çek olursanız arkadaşlar burada
şöyle diyebiliriz. Hemen hepsinin tek tek bakalım arkadaşlar sonuçlarımıza. Eksi 3'ün karesi parantez olmadığından dolayı arkadaşlar burası eksi 9'dur. Eksi 9 olacağından dolayı arkadaşlar bakın arkadaşlar ne oldu? Şu ikisi birbirlerine eşit oldu. Demek ki iki kartımız ne oldu? Şu anda şu iki kart birbirlerine eşit oldu. Peki devam edelim arkadaşlar. Burası bizim ne yapar? 3 üzeri eksi 4 yapar. Üstün üstü olduğundan dolayı. 3 üzeri eksi 4 ile arkadaşlar o zaman şurası da bakın bizim 3 üzeri eksi 4. Demek ki şu ikisi de arkadaşlar birbirlerine ne oldu? Şu anda eşit oldu. O zaman ben bunları ne yapalım? Şöyle şunların ve şunların birbirlerine eşit olduğunu görebiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar. Burası bizim neye eşittir? Burası eksi 2'nin 8. kuvveti. Şimdi eksimiz dışarıda olduğundan dolayı üstün üstü olacak arkadaşlar. Burası ne yapar? Yine eksi 2'nin 8. kuvveti yapar. Demek ki şu ikisi de arkadaşlar bizim neye eşit olacak? Birbirlerine eşit olacak. O zaman birbirlerine eşit olacak olursa buradan şöyle yapalım. Şu ikisi arkadaşlar birbirlerine eşit oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şunlar da birbirlerine eşit. Peki devam edelim arkadaşlar. Burada başka ne diyebiliriz? Şurası bizim 16'nın karesi demiş. Burası eksi 32'nin karesi olması lazım. Parantez karesi olduğundan dolayı. Şurasına da baktığınız zaman arkadaşlar şurası bizim ne eşittir? Eksi 32'nin arkadaşlar. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32'nin karesi. Dikkat edin arkadaşlar şu ikisi de nedir? Birbirlerine eşit çıktı. Birbirlerine eşit çıktığından dolayı şu ikisi de nedir arkadaşlar? Birbirlerine eşittir. Demek ki bunlar da gitti. Ne kaldı bizim arkadaşlar? 16'nın karesiyle 3 üzeri 4 kaldı. Bakıyorum arkadaşlar şıklarımızda hangisi var? 16'nın karesi ve 3 üzeri 4. Yani cevap Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz arkadaşlar. 17. sorumuz satranç tahtasındaki karelere A1, A2 bu şekilde ne yapılmış? Yazılmış. 64 tane kareye sırayla kök 1, kök 2, kök 3 ve kök 64'e kadar sayılar yazılacaktır diyor. Buna göre kaç tane köklü ifadenin tam sayı karşılığı vardır? Yani 1'den 64'e kadar kaç tane tam kare ifadeler vardır demek istiyor. Kök dışına çıkabilmesi için. O zaman bunlardan hangisi olabilir? Kök 1 arkadaşlar dikkat edecek olursanız bizim neye eşitti? 1'e eşitti. Kök arkadaşlar 4 bizim 2'ye eşitti. Kök arkadaşlar 9 bizim kaça eşitti? 3'e eşitti. Kök 16 arkadaşlar bizim kaça eşitti? 4'e eşitti. Kök 25 bizim kaça eşitti? 5'e eşitti. Kök 36 arkadaşlar bizim kaça eşitti? 6'ya eşitti. Kök 49 arkadaşlar bizim 7'ye eşitti. Kök 64 bizim kaça eşitti arkadaşlar? 8'e eşitti. Zaten 64'e kadar olduğuna göre toplamda o zaman bizim kaç tanesi arkadaşlar dışarı çıkabilir? 8 tanesi şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap nedir arkadaşlar? Bizim Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet 18. sorumuz şekil 1'de diyor alanı 16 cm kare olan bir kare. Şekildeki gibi ortadan ikiye kesilmiştir. Eğer alanımız 16 santimetre kare ise arkadaşlar ben bunun bir kenarını bulabilmek için ne yaparım? Kök 16 şeklinde söyleyebilirim bunun bir kenarı. O zaman bir kenarı kök 16 ise bu da bizim kaça eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. Demek ki her bir kenarımız arkadaşlar bizim kaçar santim? 4 santim. O zaman burasının da 4 olacağına göre şurası 2, şurası da 2 şeklinde ayırabilirim. Burası da arkadaşlar bizim kaç santimmiş? 4 santimmiş. Şimdi bize verilenlere göre diyor ki elde edilen diyor dikdörtgenlerin kısa kenarlarından birer santimlik kısımları üst üste gelecek şekilde yapıştırılmıştır. Şimdi o zaman ne yapabiliriz? Şurasının tamamı 4 ise yani şuranın tamamı arkadaşlar bizim kaçtı? 4'tü. Şurası arkadaşlar bizim 1 santim ise demek ki burası kaç santim? 3 santim. Demek ki burası 1 santim ise burası bizim kaç santim? 3 santim. Şu kenarımız arkadaşlar 2 santim. Bu kenarımız 2 santim. Burası 3 santim. Burası 1 santim. Burası da arkadaşlar 3 santim. Bu oluşan diyor dikdörtgenin çevresi kaç santimdir diyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız çevresini. Hepsini topladığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapıyor? Baktığınız zaman 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2. Toplayın arkadaşlar kaç yapıyor? 18 şeklinde biz ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Bakıyorum şıklarımıza böyle bir şey var mı? Cevap bol şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bu soruya. Bu soruda da ne diyor? Kareköklü sayılarla alakalı bir soru. Yukarıdaki tabloda diyor çubukların uzunlukları verilmiştir diyor. Çubukların uzunlukları renklendirerek görselleştirmek isteyen Hasan en kısa çubuğu sarıya, ortanca çubuğu turuncuya, en uzunu ise kırmızıya boyayacaktır. Kareköklü sayılarda arkadaşlar uzunlukları bulabilmek için karekök içerisindeki sayılar büyükse büyüktür, küçükse küçüktür. O zaman bunları ne yapacağız? Karekök içerisine atacağız. Mesela burada ne vermiş arkadaşlar bizim? 2 kök 10 vermiş. O zaman ben bu 2'yi içeri atarken 4 olarak girer. Kök içerisinde 4 çarpımda 10'dan burası kaç yapacak arkadaşlar? Kök 40 şeklinde söyleyebiliriz. Mesela burası nasıl girer arkadaşlar? Bunu içeri atarken 7'nin karesi yani 49 olarak girer. Kök içerisinde arkadaşlar 49 çarpımda 2'den. O da kaç yapar arkadaşlar bizim? Baktığınız zaman kök içerisinde arkadaşlar bizim kaç yapar? 98 yapar.
Diğerine bakalım arkadaşlar. Diğeri de bizim 5 olarak girer. Yani 25 olarak girer. O zaman 25 çarpımda 3 olarak arkadaşlar baktığınız zaman 25'i 3 ile çarparsam kök içerisinde kaç yapar? 75 yapar. Şimdi bakalım arkadaşlar buraya. CD uzunluğumuz bizim ne olacakmış? Kök 75 yazdık. Aynı şekilde BC uzunluğumuz bizim ne olacakmış? Kök 98 yazdık. Ve AB uzunluğumuz bizim kaç olacakmış? Kök 40 olacakmış. Şimdi renklerimizi yazalım arkadaşlar. Renklerimiz ne olacakmış? Onu söylüyor. Diyor ki Hasan diyor en kısa çubuğu diyor sarıya. En kısa çubuğumuz hangisi arkadaşlar? Bizim kök 40. O zaman ne olacak? Burası arkadaşlar sarı olacak. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Ortanca çubuğu turuncuya. Ortanca çubuğumuz kök 75. Demek ki burası turuncu. Turuncu. Sonra ne yapmış arkadaşlar? En uzunu ise kırmızıya boyamış. Demek ki burası arkadaşlar kırmızı. O zaman sıralamayı soruyor. A ile D arası sırası hangi renge boyanmıştır diyor. Sarı, kırmızı ve turuncu olması lazım. Sarı, kırmızı ve turuncu hangisi şıkkımızda var? Cevap bol şeklinde. Biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Sonucu söyleyebiliriz. Evet 20. sorumuz. 20. sorumuzda da arkadaşlar bize ne vermiş? Kenarları demiş 2 kök 2 ve 3 kök 5 santim uzunluğunda olan dikdörtgenlerden 2 tanesi şekildeki gibi 2 kök 2 santim olan kare kenarlarından ve 4 tanesi ise şekildeki gibi 3 kök 5 santim olan kenarlarından eklenecektir. Şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burası 3 kök 5 ise demek ki şurası da arkadaşlar bizim 3 kök 5. Aynı zamanda burası da arkadaşlar bizim kaça eşittir? 3 kök 5 şeklinde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki 4 tanesi eklenecek olursa arkadaşlar kısa kenarlarından. Kısa kenarımız kaçtı? 2 kök 2 idi. O zaman burası da 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. Şimdi bizden istenen ne? Son durumda oluşan yeni dikdörtgenler hakkında söylenmesi hangisi söylenebilir? Baktığınız zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şuranın uzun kenarı arkadaşlar bizim kaçtır? 3 kök 5. 3 kök 5 de burada toplarsanız kaç yapar? 6 kök 5 yapar. 6 kök 5'in normal uzunluğuna bakacak olursak arkadaşlar nasıl yaparız? Bunu içeri attığımız zaman kök içerisinde arkadaşlar 36 çarpımda 5 yapar. Bu da bizim neye eşittir? Kök içerisinde arkadaşlar 36 ile 5'i çarparsanız 180 şeklinde söyleyebiliriz. Peki şuranın uzunluğuna bakalım. 2, 4, 6, 8. Toplamda buranın uzunluğu arkadaşlar 8 kök 2'ye eşittir. 8 kök 2'yi de arkadaşlar 8 kök 2'yi de ben kök içerisine atacak olursam kök içerisinde 64 çarpımda kaç yapar? 2. Bu da bizim kök içerisinde kaç yapar arkadaşlar? 128 yapar. Dikkat edin şekil 1'in uzun kenarı şekil 2'nin uzun kenarından nedir arkadaşlar? Daha uzundur. Çünkü neden? Biri kök 180'dir. Diğeri de kök içerisinde 128'dir. Soruda ne vermiş? Şekil 1'deki dikdörtgenin uzun kenarı demiş. Şekil 2'dekinin uzun kenarından daha uzundur demiş. Evet doğrudur. Hangisi söylenebilir demiş. O zaman cevap Adana'dır. Diğerleri nedir arkadaşlar? Demek ki söylenemez. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Adana şeklinde biz ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz.